Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 20 Temmuz 2020 günlerden pazartesi, saatlerimiz 03.29'u gösteriyor. Hepinize yeni haftada, yeni günde ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni haftada her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyor. Burada birinci altılı ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi Bursa ikinci altılı ganyan analizimize. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 11 koşuluk programla devam edecek. Burada da sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz olacak. Şanlıurfa at yarışları analizlerimizi burada çıkacak linke tıklayarak Okan Güner ile at yarışları tahminleri kanalımızda izleyebilirsiniz. Yine program sonunda burada çıkacak logoma tıklarsanız arkadaşlar, resmim olan logoya tıklarsanız Okan Güner ile at yarışları tahminleri sayfamıza geçiş yapabilirsiniz. Ben bütün arkadaşlarımızdan yine bu kanalımıza da abone olmanızı istiyorum. Eğer abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşımızı kanalımıza kazandırırsanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler diyerek ben Bursa ikinci altılı ganyan analizimi veriyorum. 20 Temmuz 2020 Bursa ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar Bursa'da 10 koşuluk bir program var. Altılı ganyan programın 5. koşusuyla başlayacak ikinci altılılarda. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı altılı ganyan ilk ayağı. Burada özellikle Al Seklavi 26'nın yavrusu, güzel bir safkan vermesini beklediğim pedigri, takip ettiğim bir pedigri, özellikle işlerini çok beğendiğim Öz Haber'e çekmişler Al Seklavi'yi. Gerçekten güzel bir iş, güzel işleri var arkadaşlar. Güzel bir safkan olacağını düşünüyorum. 8 numaralı Tunca Soylu 8 numaralı Tunca Soylu isimli safkanı ben bugün Deniz Yıldız dersinde altılı ganyanın ilk ayağında riske ediyorum ve yarışsever arkadaşlarıma güzel işleriyle, güzel galoplarıyla günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 2 yarışı altılı ganyanın ikinci ayağı. Burada öncelikli ismim yine takibimdeki bir isim, güzel pedigrisiyle özellikle son yarışında çok uzak ara bitirmedi, yakın ara bitirdi. 4 numaralı Sreçe Moya isimli safkan. Bugün Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak 4 numara Sreçe Moya'yı ben bu grupta birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Hatta yarışı bile kazanmasını bekliyorum. Yine 4 numaralı Sreçe Moya'nın kötü koşması durumunda 7 numaralı Bay Bay Lulubay beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün Mertcan Çelik idaresinde son yarışın tekrarlaması durumunda etkili olacak safkandır. 7 numaralı Bay Bay Lulubay isimli safkan. Yine grubun gerçekten çok kaliteli ismi, gerçekten etkili ismi 1 numaralı Can Medri. Son yarışları biraz kötü olsa da arkadaşlar kalitedir diyoruz. Yine 1 numara Can Medri'yi de bugün Sercan Tırpan idaresinde altılı ganyanlara 3. safkan olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Kaan Şah, yine pedigrisini beğendiğim, yarışlarını beğendiğim bir safkan. Bugün Onur Atmaca idaresinde yine ihmal edilmeyecek bir isimdir. 4-7-1-3'ün dışına çıkarsa arkadaşlar 9 numaralı Bianca 9 numaralı Lady Grün ve 8 numaralı Bianca isimli safkanları ben sırasıyla öneriyorum. Ve bu ayağı da 4-7-1-3-9-8 şeklinde değerlendiriyorum. Ufak oynayan arkadaşlarım burayı 4-7-1 şeklinde değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Ve biri ikinci altının 3. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe çim pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Altılı ganyanın 3. ayağında öncelikli ismim 4 numaralı Brave Prince isimli safkan. Sevgili yarışseverler, bu safkanın bir Fieri Fantasy torunu, bir Kaneko yavrusu. Özellikle son kazanmış olduğu yarışında gerçekten çok etkiliydi. Gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün Tolga Yıldız idaresinde aynı yarışı tekrarlaması durumunda Brave Prince isimli safkanın bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Yine 2 numaralı Cumhuriyeli. Bu sefer iyi adam binmiş. Hep Aprant'si idaresinde piste çıkmıştı son yarışlarında. Bugün Deniz Yıldız idaresinde bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Dutu Free'nin tayı 2 numaralı Cumhuriyeli isimli safkanı. Yine 1 numara Grey Plot. Son 2 koşusunun İkisini de kazandı. 1 numara Grey Plot biliyorsunuz ardı ardına çimde koştu ve kazanmasını bildi. Özellikle son yarışı handikap 15 yarışta etkili kazandı. Sonlarda çok müthiş sprint attı. Bugün benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 3 numara Flank End isimli safkan bugün Aprant'sin Sinan Çetin idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Ve Altılı Gaye'nin 4. ayağına geçiyoruz sevgili yarışseverler. 4 yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da özellikle 1 numara Afrikander. Arkadaşlar bugün ekürü koşma avantajı da var. Ekürüsü de çok formda. 7 numara Özalak'la ekürü olarak koşuyor. Özellikle bu mesafelerde çok etkili bir isim. Kadir Tukaçoğlu özellikle kısa mesafede Arap safkanlarına çok iyi binebiliyor. Bugün bu yarışı kazanabilir. Bu safkanı banko olarak yazabiliriz. Ki esasen bu Afrikaander'i rahat geçebilecek bir safkan var bu grupta. Ama son yarışları özellikle alt gruplarda başarılı olamadı. Bir arızasının olduğunu ya da form düşüklüğü yaşadığını düşünüyorum. 8 numara Poyraz Yeli. Esasen bu gruptan çok üstün bir safkan. Geçen sene baş hükümdarı geçti çim pisti arkadaşlar. Bu mesafelerde baş hükümdarı geçti. 8 numara Poyraz Yeli. İyiyse eğer geniş önlen arkadaşlarıma ben 8 numara Poyraz Yeli isimli safkanı da öneririm. Ama normal şartlarda yine koşu görme avantajıyla olsun form olarak gerçekten çok etkili bir isim olan bir Afrikander bu grupta yine banko olabilecek isimlerdendir diyorum. Yani ya buraya 1 numara Afrikander'i banko olarak yazıyoruz ya da kaliteli safkan 8 numaralı Poyraz Yeli'nde geniş oynuyorsak kuponlarımıza çarpı olarak işaretliyoruz. Ve Altıgay'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışta devam edecek. Burada da öncelikli ismim son yarışı 2-3 boy kadar startta kalmasına rağmen çok etkili koştuğunu gördüğüm 7 numaralı Rüstem. Normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım. 1201-24 üzerinde ikinci geldi ama birinci gelen safkanı geçmesi imkansız gibiydi. Çünkü ben o gün koşan Dostbağ isimli safkanı gerçekten çok beğendim. Gerçekten sınıf bir safkan olacak arkadaşlar. Bunu izleyip göreceğiz zaten. Ben bugün 7 numara Rüstem'in de bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Kızılçığ isimli safkan. Kalitesini eşkanlı beğendiğim bir isim. Bir Odinan torunu, bir Sancaktepe yavrusu. Mahmut Turan idaresinde 5 numara Kızılçığ'da benim 2. şanslı safkanım olacak. Yine 6 numaralı Kurtar Baba. İlk defa koşacak olmasına rağmen baba tarafından bir joker, anne tarafından Haber Batur'a dayanan bir kanattı var. 6 numaralı Kurtar Baba da bugün Okan Gökçe idaresinde bu grupta etkili olabilecek bir safkandır. Yine 3 numaralı Hastika. Sarraf temsilcisi, bir Devirhan torunu, dolayısıyla Volga 2'ye dayanan bir kanattı var. Bugün 4. şanslı safkanım olacak. Normalde buraya 7-5-6-3 yeterli gibi duruyor. Geniş oynuyorsak 2 numaralı Harram Fırtınası ve 8 numaralı Tunç Siperi isimli safkanları sırasıyla değerlendirebiliriz. Sevgili yarışseverler, burayı da 7-5-6-3 2-8 şeklinde değerlendiriyorum. Yine küçük oynayan arkadaşlarım 7-5 veya 7-5-6 şeklinde bu koşuyu değerlendirebilir. Ve Altıgay'ın son ayağı programın 10. koşusuna geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı Altıgay'ın kapanış koşusu. Burada özellikle tuttuğum bir safkan 12 numaralı Cesur Ayak. Takibimdeki bir isim. Son 4.'lüğünde dikkatimi çekti. A. Karaca temsilcisi 12 numaralı Cesur Ayak bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Manidar. Bugün bu Uçan Bey temsilcisi güzel pedigrisiyle bu grupta etkili olabilecek bir isimdir arkadaşlar. Bugün 1 numara Manidar'da yine ikinci şanslı Afgan'ım olacak. Yine 4 numaralı Kıvraktay. Gerçekten çok kaliteli bir isim 4 numaralı Kıvraktay. Özellikle ardı ardına güzel yarışlar koştu. Son ikinciliği çok güzeldi. Bugün Hüseyin Şimşek idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 15 numaralı Makedon. Son yarışını dikkatli izlerseniz gerçekten çok etkili bir isim. Bugün 50 kilo sikletiyle start alacak bir Güncananlı yavrusu, bir Hastay torunu. 15 numaralı Makedon da bu grupta etkili olacak safkandır. İlk 4 safkan içerisinde bulunmalı. Yine ekri isimlerden Balıkan yavrusu, Kutluer torunu 5 numaralı Güçlükan'dan. Bugün Onur Yıldız dairesinde birinciliğin güçlü adaylarından 5 numaralı Güçlükan, bugün aynı zamanda 6 numaralı Kutluş Hanım isimli safkanla da ekürü olarak start alacak. Şahım isimli safkanla ekli olarak start alacak. Yine bu safkanların dışına çıkması durumunda yine grubun kaliteli safkanı 2 numaralı Tuğtekin ve 8 numaralı Gün Işığı bu grupta etkili olabilecek diğer safkanlardır arkadaşlar. Bütçe durumunuza göre yine burada 9 numaralı Çok Yakın isimli safkanda çok büyük oynayan, geniş oynayan arkadaşlarıma öneririm. Şu şekilde bir tekrarlamak gerekirse arkadaşlar, altıgan ilk ayağında 8 numaralı Tunca Soylu isimli safkanı banko olarak verdik. İlk yarış olmasına rağmen güzel işleriyle yine altıganın ikinci ayağında 4 numaralı Sıraça Moya, 7 numaralı Baybal Lulubay ve 1 numaralı Can Medri ufak oynayan arkadaşlarıma önereceğim isimlerdi. Yine geniş oynayan arkadaşlarım 3 numaralı Kaan Şah, 9 numaralı Lady Gürün ve 8 numaralı Bianca Bianca isimli safkanları önerdim. Altıgan 3. ayağında yine 4 numaralı Brave Prince 1. şanslı safkanımızda, yine 2 numaralı Cumhuriyeli, yine iyi bir arkadaşla, iyi bir adamla start alıyor demiştim. 2. şanslı ismimiz yine 1 numaralı Grey Plot ve 3 numaralı Playing Out isimli safkanları önermiştim. Yine altıganın 4. ayağında 1 numaralı Afrikan ders normalde bu mesafede bu rakiplerini geçmesi lazım demiştim ama 8 numaralı Poyraz yeri de çok kaliteli bir isim. Son yarışları kötü olsa da koşacağım derse 1 numara Afrikan derzide geçebilecek nitelikte bir safkan olduğu unutulmamalı. Form durumu iyi görünüyor ama son yarışları çok etkili değil. 8 numara Poyraz Yeli'nin geniş oynayan arkadaşlarıma yine 8 numara Poyraz Yeli'ne dikkat diyorum. Ve altıganın 5. ayağında 7 numaralı Tunç Siperi 1. şanslı ismimizdi. Yine 1 numara Kızılçı 2. şanslı ismimiz. Yine 6 numaralı Kurtar Baba, 3 numaralı Hastika, yine geniş oynayan arkadaşlarıma 2 numaralı Harran Fırtınası ve 8 numaralı Tunç Siperi. İlk önce 7 Rüstem diyecektim arkadaşlar. Size 7 numaralı Tunç Siperi demişim. Yani buraya da 7, 5, 6, 3 geniş oynuyorsak 2 ve 8 şeklinde değerlendirdim. Altıganın son ayağında yine 12 numaralı Cesur Ayak, 1 numaralı Manidar, 4 numaralı Kıvraktay, 15 numaralı Makedon, 5 numaralı Güçlükan, 2 numaralı Tuğtekin, 8 numaralı Gün Işığı, yine çok büyük oynuyorsak 9 numaralı Çok Yakın isimli safkanları sırasıyla sizlere önerdim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Eğer at yarışı oynayan bir arkadaşımıza videolarımızı izletirseniz, kanalımızdan bahsederseniz hepinize minnettar kalırım. Videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Aynı zamanda videolarımıza beğeni atmanızı istiyorum. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır. Yine program sonunda burada çıkacak logoya tıklayarak Şanlıurfa akşam yarışlarını izleyebilirsiniz sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.